Değerli Basın Emekçileri, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bizler bugün Halkların Demokratik Partisi Parlamento Kadın Grubu yönetimi olarak karşınızdayız. Bildiğiniz gibi daha dün açılan 3. yasama yılının daha ilk dakikalarında Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi Sözcümüz ve Siirt Milletvekilimiz Sayın Besime Konca'nın milletvekilliği Başbakanlık tezkeresiyle meclis başkan vekilinin sunuşuyla birlikte düşürülmüş bulundu. Değerli arkadaşlar, bu uzun süredir partimize yönelik devletin bütün kurumlarıyla, yargısıyla, yasamasıyla, yürütmesiyle ve saray iktidarıyla partimize yönelik tek vücut olmuş bir operasyonun vücut bulmuş halidir. Bu anlamıyla 5. milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Şu ana kadar 4 kadın vekilimizin vekilliği düşürüldü. Yeni yasama yılına başlarken önce savaş tezkeresi ve dün bahsettiğim gibi ilk genel kurulda 3. yasama yılının ilk saatlerinde halkın seçtiği bir milletvekilinin Sayın Besime Konca'nın milletvekilliğinin düşürülmüş olması aslında önümüzdeki dönemin de nasıl olacağına dair, nasıl bir dönem geçireceğimize dair çok net, çok açık mesajlar içermektedir. Biz bu mesajları aldık. Vekilimiz, kız kardeşimiz, yoldaşımız Sayın Besime Konca kadın meclisi sözcümüzdür ve milletvekilimizdir. Kadını ancak belli tarihlere sığdıran AKP ideolojisinin zihinsel algısı elbette ki bizlerin özgürlükçü politikalarını anlamaya yetmeyecekti, yetmedi de. Bu partide kadın erkek yoktur, yoldaşlık hukuku vardır. Bu parti tecavüze uğrayan kız çocuğunu nasıl tecavüzcüyle evlendiririmin yollarını aramaz, o zihniyeti mahkum eder. Bu parti eşit yaşamı sunmak ister, kadını eve kapatmanın hesaplarını yapmaz. İşte AKP iktidarı dün bir kez daha tüm bunları yaparak kadın düşmanlığını belgelemiştir. Saray rejimi demokratik siyaset kanallarını tıkayarak bu anlamdaki her yola başvurmaktadır. Kürtleri meclisten atmak istemektedir. Bu korku imparatorluğu açıkça kadın düşmanlığını göstermektedir bize. Dolayısıyla Besime Konca hakkında verilen bu kararı bizler tanımıyoruz. Besime Konca demokratik siyaset temsiliyetinin meşruiyetini saray ve çevresinden almadı. Ve o yüzden de onların tezkeresiyle kaybetmiş olmuyor. Bizlerin, Siirt halkının, 6 milyon seçmenin nazarında bu hükmün hiçbir hükmü yoktur. Siyasi rakiplerimizin yetkileriyle, ellerine geçirdikleri yetkileri kötüye kullanarak, bugüne kadar yürüttükleri operasyonlara bir yenisini daha ekleyerek yaptıkları bu durumun, ortaya çıkan bu durumun bizlerin nazarımızda hiçbir hükmü ve karşılığı yoktur. Değerli arkadaşlar, Sayın Besime Konca'nın ve diğer arkadaşlarımızın yaşadıklarını aslında hukuk cinayeti demek isterdik, fakat bundan bahsedebilmek için hukuktan söz etmemiz gerekiyor. Sarayın güdümüne girmiş yargının olduğu bu ülkede artık hukuktan ve adaletten, hakkaniyetten bahsetmemiz mümkün değildir. Artık anayasada sadece tanım olarak kalmış bir hukuk var ama asla hukuk yok, hukuk devleti tanımı yapmamız mümkün değil. Sarayda oluşturulan ırkçı, milliyetçi, mukaddesatçı ittifak Kürtlere, Kürt halkına diz çöktürmek, kazanımlarımızı yok etmek için her yola başvuracağını gösteriyor. Fakat Kürt halkının bu onurlu yürüyüşü öncekiler gibi AKP diktasının da üstesinden gelmesini gayet iyi biliyor. Bunu anlamaları için AKP'lilerin Toma'ya göğüs geren Besime Konca'nın gözlerindeki cesarete bakmaları aslında yeterlidir. Bu iktidar sahipleri şunu çok iyi bilsinler ki halkımızın meşru temsilcilerine saldırmakla bizlerin direncini asla yok edemeyeceksiniz, asla kıramayacaksınız. Değerli arkadaşlar, toplumsal muhalefetin en önemli sac ayaklarından kadın hareketinin kazanımları erkekleri korkutuyor. Kürtlere karşı çökertme harekatı işleten AKP işte dün bu operasyonun bir parçası olarak Besime Konca'nın milletvekilliğini düşürdü. Sayın Konca partimiz adına milletvekilliği düşürülen 5. arkadaşımızdır. Kadın düşmanı sarayın güdümündeki yargı ve yasama açıkça anayasayı çiğnemiştir. Bugün iktidar olan bu zihniyet, kadınsan
sana siyaset yaptırmam demektedir. Bu karar AKP'nin kadın düşmanlığının yeni bir ilanıdır dediğimiz gibi. Bu hukuksuzluğa nasıl geldiğimizi aslında biraz anlatmak istiyoruz. Besime Konca'nın tutuklanmasına, mahkum olmasına neden olan olay, insani ve vicdani bir görev olan bir cenaze merasimine katılmaktan ibarettir. Acılar paylaşıldıkça azalır. AKP artık bunu anlamaktan çok uzaktır. Bunu Hatun annenin cenazesine yapılan insanlık dışı uygulamayla zaten gördük. O ırkçı saldırıyı koruyan yaklaşımlarından açıkça anladık. Bir annenin cenazesinin gömüleceği yere dahi tahammülü olmayan bu ırkçı zihniyet, işte Sayın Besime Konca'nın katıldığı cenaze töreninde sarf ettiği "sevgili Batman halkı, hepinizi saygıyla selamlıyorum" sözcüklerinde suç bulmuştur. Sarayın kuklası haline gelen adalet mekanizması bundan dolayı arkadaşımızı 3 defa gözaltına almış, 2 defa tutuklamıştır. Katillerini, azmettiricilerini bütün Türkiye'nin bildiği Hrant Dink cinayetinde faili tespit edemeyen ve etmeyen güdümlü yargı, kız kardeşimiz, yoldaşımız, vekilimiz sevgili Besime'nin sözlerinde 3 ay içerisinde suç bulmuştur. İstinaf Mahkemesi ise 3 gün içerisinde bu hukuksuzluğa onay vermiştir. Değerli arkadaşlar, İstinaf Mahkemesi'nden karar 3 gün içinde açıklandı ve bu karar İstinaf Mahkemesi'nden önce Anadolu Ajansı'nın haberleriyle servis edilmişti. Türkiye'de bildiğiniz gibi mahkemeler artık zulümhanelere dönmüş durumda. Besime Konca'nın milletvekilinin düşürülmesine neden olan yargı komedisi bugün tam 9 arkadaşımızı daha hapiste tutuyor. Hepsi birbirinden kıymetli olan bu arkadaşlarımızdan biri de Cuma günü muhtemelen karar duruşması görülecek olan Burcu Çelik arkadaşımızdır. Saray yargısı tam 7 aydır Burcu Çelik'i 3 yaşındaki kızından, sevgili Asmin'inden ayrı tutmaktadır. Kürt her şart altında zulüm görsün diyen bu anlayış bir anneyi annesi çocuğundan ayırabilecek kadar zalimdir. Bu utançla sadece tabii ki yerel mahkemelerin de rolü yok. Ülkenin yargı alanındaki en üst organı olan Anayasa Mahkemesi bu tiyatronun başrol oyuncusudur. Dünyanın hiçbir ülkesinde milletvekillerinin tutuklanması gibi bir konuyu 1,5 yıldır karara bağlayamamış bir üst mahkeme göremezsiniz. Buradan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na sesleniyorum. Umarım bu zulme ortak olduğunuz için vicdanınız sizi rahat bırakmaz. Sayın Zühtü Arslan adına çok üzgünüm. Çünkü ileride torunlarına anlatacağı tek hikaye Kürt'e nasıl zulmettim olacak. Bir çocuğu nasıl annesinden uzak bıraktım bunu anlatmak zorunda kalacak. Kürt halkının hafızasında nasıl onulmaz yaralar açtım bunları dile getirebilecek. 18 ay boyunca böylesine hayati bir karara bağlayamadığı için AKP'nin hukuk büroları olan mahkemeler Kürt halkının iradesini nasıl ayakları altına aldı işte bunları anlatabilecek. Anayasa Mahkemesi aslında şu an aldığı talimata uygun rolünü en iyi şekilde oynayan mahkemedir. Bir hukuk yargı garabeti var, bu çok açık. Bir senaryo kurgulandı başından itibaren ve adım adım işletildi. Vekillerimizin sözleri ayrı ayrı manipülasyon aracı yapıldı öncelikle. Saray talimatı geldiğinden hemen sonra sadece 3 ay içerisinde HDP'li milletvekillerine yönelik 368 dosya hızlıca hazırlandı. Söylediğimiz her söz, attığımız her adım suç unsuru sayıldı. Örgüt üyeliğinden fezlekeler oluşturuldu. Dokunulmazlıklar kaldırıldı akabinde. Hepiniz biliyorsunuz ki 3 partinin iştirakiyle, el birliğiyle dokunulmazlıklar kaldırıldı. Sonrasında da düğmeye basıldıktan sonra 5 ayrı ilde aynı dakikalarda düğmeye basıldıktan sonra savcılar başında eş genel başkanlarımızın da içinde olduğu 13 vekilimiz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı ve o süreci biliyorsunuz hızlıca işletildi. Sonrasında da bildiğiniz gibi yerel mahkemelerden hızlıca kararlar çıkmaya başladı. Ve aynı dönemde yine Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuru bekletildi. Anayasa Mahkemesi'nde karar bekletildiği sürece yerel mahkemelerden hızlıca kararlar çıktığı için güya kanun işletiliyor, güya hukuk işletiliyor ama bu sadece bir görüntü. Gerçek olan tek şey var, Anayasa Mahkemesi kendi rolünü oynuyor. O beklediği zaman yerel mahkemeler hızlıca kararlar veriyor. Kararlar 3 gün içerisinde kesinleştiriliyor ve Anayasa Mahkemesi de böylece yargının
ya nasıl hükümetin devletin güdümünde olduğunu ortaya koymuş oluyor. Değerli arkadaşlar, bütün arkadaşlarımızın bizler hakkında, yani hepimizin hakkında açılan davaları tek tek incelediğiniz zaman aslında nasıl bir hukuk garabetiyle karşı karşıya olduğumuzu görmeniz mümkün. Ben bunları bir hukukçu olarak çok net ve çok acı bir şekilde görebiliyorum. Ancak bu okumayı, bu siyasi okumayı, bu değerlendirmeyi yapabilmek için bir hukukçu olmaya gerek yok. Bütün bunlar siyasi bir kararın, siyasi bir operasyonun, meclisi HDP'den ayıklamanın bir yolu ve yöntemidir. Çünkü temel olarak bu saldırı aslında Halkların Demokratik Partisi'nin ortaya koyduğu düşünceden ve fikriyattan kaynaklanıyor. Evet, bizler Anadolu'nun bin yıllardır bağrında taşıdığı tüm renklere saygı duyuyor ve siyaset alanında olmalarını, sözlerini söylemeleri için olanak sağlayan bir partiyiz. Evet, biz düşüncelerin özgürce ifade edildiği, eşitliğin, adaletin, hakkaniyetin olduğu bir yaşamı ve dünyayı hayal ediyoruz ve bunu topluma sunduğumuzda çok değerli bir katkı gördüğünü, çok değerli bir itibar gördüğünü de görmüş durumdayız. Biz kadın erkek eşitliğinden yanayız. Demokrasinin tek yolunun da çoğulculuktan geçtiğini biliyoruz ve bunu yaşamsallaştırıyoruz. İşte bu düşünceler kabul gördükçe tekçi zihniyet bu düşünceye saldırı anlamında adeta toplumu nefessiz bırakmış durumda. Bizlerin bu politikalarını yok etmeye çalışan, yok etmeye varacak düzeyde saldırılar adım adım işletiliyor. Bu sebeple saray aklı adeta raydan çıkmış durumdadır. Bu gelişmelerin hiçbirisini mantıklı bir gerekçeyle izah edemeyiz. Kadınları birey olmaktan çıkaran, toplumsal yaşamın dışına atacak ilk adım olan bir yasa tasarısının görüşüldüğü bir günde, yeni yasama yılının ilk gününde ve hem de genel kurul oturumunu yöneten başkan vekili bir kadınken ve o başkan vekili açılış konuşmasında demokratik siyasetten ve bunun öneminden bahsetmişken bir kadın milletvekilinin milletvekilliğini düşürmek aslında akıl tutulmasıdır. AKP ve Saray bunu çok iyi bilmelidir ki toplum yarattığınız düşmanlığı çok iyi görüyor. Firavun'un zalimliği baki kalmadı, Hitler'in, Kenan Evren'in de kalmadığı gibi. Bugün muktedir olanlar kadından, eşitlikten, Kürt'ten, öteki olandan nefret eden, bu nefreti kalıcılaştırmak isteyen, bu zihniyetin yerinin tarihin çöplüğü olacağını çok iyi bilmektedir. Bu nedenledir ki her anlamda özgürlük yürüyüşümüze yönelen bu son hamle sadece Besime Konca'ya değil, politikleşen, toplumsal yaşamda söz sahibi olan tüm kadınlara yöneliktir. Bu hamleyle saray ve ittifakı nesne değil, özne olmayı talep eden kadın kimliğine karşı saldırıya geçmiştir ve bunu kabul etmediğini bir kez daha bizlere göstermiştir. Kadın özgürlüğü mücadelesinde birleşen bütün kadınların temsil ettiği bir aradalık, toplumsal çatışmayı körükleyen saray ittifakının kabusudur. Birlikte yükselttiğimiz kadın özgürlükçü, cinsiyet eşitlikçi söylem, koltuğunu faşizm ve erkekliğin yüceltilmesi üzerinde yükseltmiş saray ittifakı için en büyük tehditlerden biridir. Bizler, HDP'li kadınlar olarak bizler işte bu tehdidi sürdürmeye devam edeceğimizi söylüyoruz. Bu olayı açıkça kınadığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Değerli basın emekçileri, son birkaç şeyi de ekleyerek toplantımızı bitirmek istiyorum. Evet, Türkiye'nin üçüncü bir partisiyiz. Milyonlarca oy alan bir partiyiz. Ve milyonlarca seçmenin iradesine dün bir kez daha bir baskı oldu. Bir kez daha darbe yapıldı. 5 tane milletvekili arkadaşımız şu anda milletvekiliye düşürüldü. Ve dev yerinde ise meclise de bir oha geldi ve KHK'larla düşürüldü. Bunu yaparken de 2 gün önce bu ülkenin Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı şunu söyledi. Dedi ki onların yeri Kandil'dir dedi. Demokratik siyaset zemini tamamen yok edeceksiniz. Her gün tutuklama yapacaksınız. Her gün 3. Büyük Parti, Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'ni kriminalize edeceksiniz. Ve sonrasında da yol olarak dağın yolunu göstereceksiniz. Bundan bir şey çıkmaz. Bu sadece bu ülkede her gün gelen cenazeleri, her gün gelen ölümleri ve her gün ve her gün gözyaşını getirir. Bizler gözyaşının olmaması için, ölümleri durdurabilmek için deyim yerindeyse, neredeyse sahada, mecliste her yerde canlı kalkan oldu. Yeter ki dedik bir insanın burnu kanamaz. Buna değer biçmesi gereken iktidar
tam tersinden bir yerde bunu kriminalize etmeye ve bununla ilgili her türlü baskı, tahakküm araçlarını kullanmaya devam etti. Tek istikrarı olduğu şey HDP üzerindeki baskısı ve tahakkümüdür. Bakın çok değil, 3 hafta önce eş genel başkan yardımcısı Sayın Aysel Tuğlu'nun annesi bu ülkenin başkentinde Ankara'da gömülemedi. HDP'li bir milletvekili, genel başkan yardımcısı annesi olduğu için, Alevi ve Kürt olduğu için bir kadın, 80 yaşındaki bir anne, hatun anne gömülemedi. Ve burada bütün Türkiye halkı da inanıyorum ki ve biliyorum ki çok üzüldü. Ve kendine dert etti ve utandı bu siyasette. Ve bence de insanlık adına utanılacak bir durumdayız. Biz eğer bugün cenazeleri kişiye, kimliğe, inanca göre göme yer belirliyorsak, burada Türkiye'de siyaset yürüten özellikle başta AKP iktidarı bundan utanç duymalıdır. Bu utancı da 7 yeni nesil gelse asla ve asla bu utanç hiçbir şey silmeyecek. 2 gün önce ben taksiye bindiğimde taksi şoförü şunu söyledi. Ben AK Parti'ye oy veriyorum. 3 dönemdir AK Parti'ye oy verdim. Ve verdiğim için de çok rahatım. Ama ta ki Aysel Tuğlu'nun annesini mezardan çıkardığını görünce ben kendim insanlığımdan utandım. Ve bir Türk olarak utandım. Bu da Ankara'da yaşayan bir insan olarak utandım diyor. Bu ne, bizi mutlu eden bir şey. Şunu düşünüyoruz. Halen insanlığını koruyan milyonlarca insan var. Varsın onlar istediği kadar kötülük yapsın. Varsın organize kötülük halleri devam etsin. Biz yine onlara insanlığı öğreteceğiz. Bakın Ayşe öğretmen sadece şöyle sadece şunu söyledi. Biz sıradan bir programda farkında mısınız? Çocuklar ölüyor dedi. Sadece bu cümleyi söyledi. Ve çocuklar ölmesin dedi. Çocuklar ölmesin demek bu ülkede ceza almak demek oldu. Kürt olmak demek, Alevi olmak demek gömüldüğünüz yerden çıkarılmak oldu. Ve bu şekilde yetmedi. Şimdi bunların sesini, bunların sözünü söylemek isteyen ve bunun mücadelesini yürüten HDP ve kadın milletvekilleri, geri düşürülüyor. Burada dışarıda ölümlerle cezaevleriyle bir yerde bizi tahakküm olarak, aracı olarak kullanan hukuku şimdi de mecliste bizim vekilliklerimizi düşürerek kendince kendisini bu yaptığı kötülükleri sözünü söyleyenlere karşı bir tutum izliyor. Sayın Besime Gonca bizim milletvekilimizdir. Ve bu 7 milyon insanın seçtiği ve bununla birlikte 20 milyon insana denk gelen bir halkın iradesidir. Halk seçmiştir, halk karar verir. Asla ve asla buradaki sadece oylamaya gelip dışarıda bekleyen meclis milletvekillerinin oyuyla ne biz burada milletvekili olduk ne de biz onların sadece oylamada verdikleri kararlarla milletvekilimiz düşebilir. Bunu ancak halk karar verir. Dolayısıyla bu karar yok hükmündedir. Ve yine söylüyorum ve ısrarla altını çiziyorum ki kadın milletvekilimiz Sayın Besime Gonca bizim kadın meclis sözcümüzdür ve yıllardır sürdürülmüş olduğu demokratik siyaset mücadelesini devam edecektir ve biz bunu birlikte omuz omuza yürüteceğiz. Son olarak birkaç şey daha söyleyerek şunu söylemek istiyorum. Biz onlara inat, bize her türlü demokratik siyaseti engelleyenlere inat, demokratik siyaset yapmanın mutlaka ve mutlaka mücadelesini yürüteceğiz. Her yerde, mecliste, sokakta, evde, aklınıza gelen her yerde demokratik siyaset mücadelesi konusunda ısrarımızdan ve kararlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Onlarla gelmedik, onlarla da gitmeyeceğiz. HDP bu ülkenin hakikatidir, gerçeğidir. Onların verdiği veya onların verdiği kararlarla bu iş değişmez. Çünkü onlar beraber yürüdüklerini, beraber ıslandıklarını bugün cezaevine koydular. Böyle kendi içinde istikrarsız bir ilişki ağına sahip, kendi geçmişini yok sayan, kendi geçmişini işleştiren, kendi geçmişini terörize eden bir hükümetin bizim gerçekliğimize karşı, bizim hakikatimize karşı söyleyebileceği hiçbir şey olamaz. Onların yaptığı, onların vermiş olduğu kararlar da halk açısından, seçmenler açısından ve partimiz açısından ve bilhassa kadın meclis açısından yok hükmündedir. Ve biz bu konuda da kararlı olarak mücadelemizi yürüteceğiz. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Dinlediğiniz için de teşekkür ederiz.